Evet, bize Oğuzhan da sizinle yazışmalarınızı gönderdi ama ben bu yazışmaların ne anlama geldiğini anlayamadım açıkçası. Bir de sana 500 lira göndermiş, onun dekontunu gönderdi. Ondan sonra yani ben de ödeme yapıyorum diye. İyi de oğlum biz 500 bin liradan bahsediyoruz. Yani hani burada da sanırım bağlandım yani neyi amaçladı? Amaçlıyor bu yazışmaları göndererek ben anlamadım. Sadece burada başka isimler de var böyle Serhat falan filan yani sen hani başkalarına da mı borç para verdiniz siz? Hayır, üç ortaklarmış bunlar benim bildiğim kadarıyla ama daha fazlaymış. Kubilay, Serhat, Oğuzhan. Ha. Bir de Yasin da diye biri daha varmış. O da ortakmış. Ben bunu daha yeni öğrendim. Hani neye ortaklar? Bunlar senin çektiğin kredilere mi Çektiğim bütün ortaklar? paralara, aldığım bütün televizyonlara, buzdolaplarına her şey ortaklarmış. Bir kadın var Özlem İpekçi diye o da ortakmış. Annelerine de ortak etmişler. Hepsi bildiğiniz bir ortakmış. Hatta bizim komşumuz, alt komşumuz vardı. Suyu da onlar aracılığında almıştık. Annem konuşmuştu onlarla da. Evet. Onlar bile ortakmış yani. Onu da bugün öğrendim. Hayır, neye ortaklar? Biz hala Benim anlayamadık. bütün çektikleri paralara. Yani benim benden aldıkları 1 TL'ye bile ortaklarmış hepsi. Hepsi bir araya gelmiş, bütün parayı bölüşmüşler. Yani sen şöyle mi düşünüyorsun? Bunların hepsi bir araya geldiler. Burada bir sen diye bir kız var. Hani gidelim bunun paralarını, pullarını çekelim, yiyelim dediler diye mi Evet, düşünüyorsun? böyle düşünüyorum. Hatta bunlar bizi komşumuz olan aşağıdaki aşağı katta Ebru diye bir kadın var. Annesiyle beraber kedilerimizi yani bahane ederek bizimle konuşmak için yok işte kedinize yılbaşı hediyesi aldım, yok bayram hediyesi aldım diyerekten ciğer mama getirip annemle böyle konuşmaya başladılar. Diyalogları hep böyleydi. Yani masum hayvanları bile bu işin içine alet ettiler ki evdeki kaç kişi var, nasıl yaşantıları var bir öğrenelim. Bunların akrabaları var mı yok mu? Bunlar tek başına mı öğrenelim de amaçları? Ben de nezaketen tabii ki dedim ki bunlar bu kadar bize bu şekilde yardımda bulunuyorsa bir kahveyi çağırayım diye eve çağırdım. O arada bilmiyordum ki neler olduğunu, nasıl Şimdi alt insanlar kat komşuya olduklarını. nereden geldik? Biz onunla ne alakası var O konunun? alt komşuyla şöyle oldu. Onlar su alıyorlarmış. Ben de dedim su alayım, yeni taşındım bilmiyorum. Tabii abla dedi, biz zaten suya ortağız dediler. Alttaki komşu öyle söyledi. Biz bu Oğuzhan ile o suya ortağız dedi. Hatta başka ortaklıklarımız da var dediler. Temiz çocuklar dediler. Ben de o şekilde aldım suyu. Daha sonra da işte kedilerimize yok bayram Ya hediyesi bunun su şu adını şu derken. kesersin de Merveciğim yani ne suyun adı? Yani bildiğimiz bir su markası mı? Ben şimdi hiç bu işlerle de alakam yoktu yani markayı kestik değil mi? Hani yani bu böyle Ankara'da mı var bu böyle bir? Mamak'taymış, ben oradan Hayır ilk alıyordum. defa mı ismini duyduğunuz bir İlk marka? defa, Evet ilk ilk defa defa. duyduk. Bizim bayimiz orada olmadığı için biz su arayışına girdik. Nereden alabiliriz? Çünkü ilk defa oraya taşındık. Bir Su dakika. kafamız o Dur kadar söyleme doluydu adını da dur ki. bir dakika bakacağım ya. Bu şimdi aklıma geldi. Var mı Aldıkları sizde? televizyonu ve buzdolabını kullanmak için mi alıyorlar yoksa ucuz fiyatta satıyorlar mı? Bana kullanmak için demişlerdi. Buzdolapla televizyonu annem istedi. Onu alacağım dedi. Evet. İşte televizyonla PlayStation dedi. Oyun oynamak için alacağız kış zamanında dedi. Diğer televizyonu da dedi bir arkadaşımın maddi duruma sıkıştı dedi. Onun için alacağız dedi. Ama ben sizin yerinizi aradığımda benim üzerimden bir tane daha televizyon almışlar ve benim imzamı kullanmışlar. Demek ki kredi kartıyla alıyorlar. Kredi kartıyla değil, direkt imzayla, benim Ha imzamı imzayla. kullanarak. Daha ucuz fiyatta nakit olarak İşte nakde çeviriyorlar ve spotçulara onu kullanıyorlar. öyle Spota yapmışlar. satıyorlardır, Evet. satıyorlardır ama Anlaşılan o sevgili yani. Gülsen'cim yani şunu anlamadım. Komşuya televizyon alacağım dediği zaman niye ben alıyorum demedin? Yani Komşuya değil, annesine. işte niye ben senin annene televizyon Dedi alayım annemin üstünde de demedin? annem dedi çok istiyor bir sen dedi ona hediye alalım dedi. Yok işte annesiyle bana videolar Ya da çektiler. Ya da PlayStation telefonda oynayacağım aradılar, diye, konuştular. PlayStation oynayacağım arkadaşlarımla diye neden ben alıyorum? Kendi paran olduğunda oynayacağın PlayStation'ı alırsın Ben dedim ki dersin. sen zaten çok zenginmişsin ya dedim. Birçok halı dükkanım var, şeylerim var, başka kullandığın yerler var. Ondan sonra bana diyordu ki işte Ecebeci'de benim dükkanım var. Orada dükkanım var. Zaten galeri işi yapıyorum. Elime para geçecek. Bir hafta sonra hemen ödeyeceğim dedi.
her gün farklı farklı lüks arabalarla geliyorlardı. Ben bu dediğiniz markaya şundan bakıyorum. Yani bu üç kişinin kurduğu bir su firması mı? Bu değil yani. Bu bir firma. Bunlar da firma, onun evet, ailesi. Firma, firma. Tamam, dağıtıcıları. Yani, bayi, tamam. Bayiliklerini almışlar. Tamam. Evet, evet. Yani şimdi Ankara'da sizin dediğinizde öyle bir firma var da yani tek başına. Zaten şimdi ben su firması açacak olsam suyu nereden bulayım? Yani. Bayiliklerini almışlar. Yani o yüzden almışlar. Şimdi alt kat komşunun yani o firmadan alıp size de onun kartını vermesinin bence bir şey yok ki. Bayilikten. Bayilikleri geliyormuş. Bu Oğuzhan Gilli bayiliğe ortaklarmış. Dedi ki biz bunlarla bayiye ortağız. Biz buradan alıyoruz. Hatta dedim ki suyun tadına bir bakabilir miyim dedim. Bir bardak su aldım. Su güzelmiş dedim. Ben de getirttireyim dedim. O şekilde o alt komşuyla o şekilde diyorlar girdik aldım. Sonra karısı dedi ki bu Ebru biz dedi su bayine ortağız dedi. Annesi de dedi, kızın annesi de, yan komşum, damadım dedi, ortak dedi, hatta boyacı dükkanımız bile var dediler. Tamam, bu olay olunca da şey yapmadınız mı? O bu olay olmadan, ortaya çıkmadan önce dedim, Oğuzhan bir seni aramış, demiş ki ne, Bekir'i görüyor musun hiç demiş. O da yok görmüyorum, ne göreceğim ben Bekir'i demiş. Bekir demiş, dolandırıcıların hapse girdi demiş. Ve bir bendenmiş 100 milyar para istediler, öndüç, yatıralım da çıkaralım demiş ailesi. Şimdi biz hiç oraları anlamadık o kadar. O şekilde söylemişler. Ben zaten adamı görmedim ki bir defa gördüysem görmüştüm. Yoksa görmedim. Yani siz burada çok enteresan bir şey var. Selin'le yazışmalarını gönderdiğinde arkadaşlarımız Oğuzhan'ın fotoğrafını da ekrana veriyorlar. Dün yayına bağlanmışlardı. Bağlanmıştı zaten. Aslında bugün de aslında arkadaşlarımızla canlı yayında olacaktın. Oğuzhan ne oldu? Hani ödeyecektin, edecektin. Çocuğun paraları nasıl ödeyeceğini anlatacaktın. Ondan sonra diğer fotoğrafı güzel. Oturan. Ondan sonra, tamam bunları da gönderdin. Şimdi ne diye gönderdin? Ben sizin yazışmalarınızı ne yapayım? Sen şimdi parayı aldığını kabul ediyorsun. Burada da kabul ediyorsun. Sen bu parayı ne zaman ödeyeceksin ona söyle. Hani dün arayacaktın eşini, dostunu, akrabanı. Hani bitti mi arayacak herkes? Sıra benim düşündüğüm gibi bir sene mi gelmişti? Yoksa herkesin bir ailesi vardır. Halan, teyzen, amcan, dayın çıkartırlar bir tane bilezik koyarlar ortaya. Kızın borcunu ödersiniz. Çünkü önemli olan aile şerefidir. Böyle bir durumda öyle değil mi? Ailenin bir araya gelerek olayı hani böyle bir suç unsuru oluşturmadan ve ailenin şerefini kurtaracak şekilde çözümlemek. Şimdi aile, burada da mesela çok enteresan var, bayağı bir pazarlık yapmışsınız. Ha, asıl enteresan tarafı şu. Bize mesajları attığında Birsen'i nasıl kaydetmiş biliyor musunuz? Bekir abi bina diye. Evet, alt komşumuzun eşi işte dediğim kişi o. Yani organize oldukları buradan belli. Beraber çalıştıkları buradan belli. Benim adımı bile kaydetmeye yani önemsemiyor. Bekir abisi daha kıymetliymiş onun. Bekir abi bina. Evet. Peki sen yan yana geldiğinde o senin hep telefonunu alıyor elinden. Sen hiç onun telefonuna bakmadın mı senin ne diye kaydetmiş? Ben de bir diye bakayım dedim. Ne diye kaydettin beni dedim. Bekir abi bina diye kaydettim dedi. Haberin var ya. Bu ne ya dedim. Hani sen benim sevgilimdin dedim. Ben seni Oğuzhan'cım diye kaydediyordum dedim. Sen niye beni Bekir abi bina diye kaydettin dedim. Bekir abin daha mı çok önemsiyorsun dedim. Onunla sevgili olsaydın dedim. Ya ben otomatik oldu işte. Yaptı. Ne alakası var bunun dedim. Çabuk düzelt dedim. Ne biçim sevgililik bu böyle dedi. Tamam düzelteceğim. Ha, şimdi düzeltiyorum dedi. Düzeltmemiş. Hep yalan söylemiş. Her zamanki olduğu gibi. Demek ki Oğuzhan'ın başka bir sevgilisi varmış. Evet, ben de dedim oradan bu buzdolapları boşuna alınmadı evet diye. Zaten ben onu gördükten sonra her şey olup bitmişti. Ben kendi öbür tarafa taşınmıştım. O zaman gördüm. Senin adını öyle kaydediyorsa demek ki birinin bir kızla yazıştığını görmesini istemediği bir durumu var. Evet. Sen hiç bunları uyanamadın mı birisi? Senin ilk erkek arkadaşın mı? Sen hayır, de değil. 30 yaşındasın. Değil. Ben o kadar zor durumdaydım ki, ben tek başıma kaldım. Yani başka bir yere taşındım, tek başıma kaldım. Orada hiç kimse yoktu. Bütün arkadaşım Keçören'de kaldı. Hayatım, işim, her şeyim orada kaldı. Apar topar ben bir gecede geldim oraya. Nasıl geldiğimizi bile bilmiyoruz. Biz Keçören'deyken halk eğitimin şeyde çalışıyordu hocam bu. Çocuk kreşte öğretmenlik yapıyordu. Normal özel kreşte de çalıştım. Şimdi ben Ankara'yı öyle ilçe bilmiyorum. Yani sizin bulunduğunuz yerle o ilçe arası kaç kilometre ki? Bayağı var mesafesi. Hayır, bayağı dediğin ne?
Yani bir yarım saatte 45 dakika. Refe göre değişiyor. Daha da fazladır. Yani semt olarak fazla. Mamak başka bir ilçe yer. Keçiören daha bir başka yani bir yer. Yani Mamak'ta çalışan Keçiören'e çalışmaya gidemez mi Mamak'ta oturan? Çok uzak. O kadar da hemen kalkayım yetişim olayı yani olmuyor. Yani 5'te kalkması gerekiyor ki 7'deki derse yetişsin. Çünkü İki soruyorlar nerede oturuyorsun diyorlar. Bu bölgede oturdum dediğin zaman bize uymuyor diyorlar. Alamayız seni dediler. Uymuyor ben Mamak'ta çünkü. Da her yere gittim. Normal dükkanlara bile gittim. Sen normal orada çalışıyormuşsun ya. Evet. E tamam niye işini bıraktın? Pandemiden dolayı kapanmıştı. Hayır, o ara. Kapanmıştı. Hayır, ondan ama. Sonra da açılmadı zaten. Ben apar topar tekrar... Açıldığından bir ay sonra biz oradan taşınmak zorunda kaldık. Bir gece de taşındık. Yoksa yani eğer şimdi böyle olursa bizim ekibin de yarısı Maltepe'de oturuyor yani. Aradaki şey yani yoksa hepsi işi bırakabilirler. Yok, o yüzden öyle değil yani. Hocam işte öyle değil. Bizimki ha? Pandemi döneminden kapandığı için zaten. Açılışında da biz zaten tamam. Gitmek zorunda kaldık.